Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. YKS'ye girmeden önce görmeniz gereken tarihle alakalı notları derlediğim bir video hazırladım sizlere. Geçen yılda bu şekilde bir video yapmıştık ve 4 soru tutturmuştuk. O videoyu da tekrar izlemenizi yine tavsiye ediyorum arkadaşlar ve bu videoyu da izlerseniz inşallah eksikleriniz kalmadan son bir tekrar yapmış olacaksınız. İsterseniz hemen başlayalım diyorum ben. Tarih biliminin yöntemiyle başlıyoruz. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip kısımları vardı. Taramada ne vardı? Bilgi ve veriler bulunuyordu en başta. Tasnifte ne vardı? Bakın ikisi de yani içinde s harfi geçiyordu. Sınıflandırma demiştik. Tahlil yeterliliği çözümleme. Tenkit güvenilirliği tespit etme yani bir eleştirme aşamasıydı. Terkip ise sentez, birleştirme yani son aşamaydı diyoruz. Peki tarihin bazı yazım şekilleri vardı. Bunları da bir inceleyelim tekrardan. Hikayeci tarih yazıcılığında öncüsü kimdi? Herodotlu arkadaşlar tabii ki. Tarih yani Historia adlı eserinde e, bu türün biz ilk örneklerini görmüş oluyoruz aslında. İlk yazım hani görmüş oluyoruz. Ve bu tür tarih yazıcılığında hikaye ve efsanelerle dolu bilgiler naklediliyordu. Ve genellikle yer ve zamandan bahsediliyordu. Ancak olayların sebep ve sonuç ilişkileri üzerine çok fazla durulmuyordu. Çünkü dediğimiz gibi biraz hikaye, hikayeleştirme söz konusuydu. Öğretici tarih yazıcılığına geldiğimizde ise bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides'ti arkadaşlar. Ve bu tarz eser veren tarihçilerin amacı milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmekti. Ve bu tarz tarih yazıcılığında topluma fayda sağlamak amaçlanmıştı. Araştırıcı tarih yazıcılığına geldiğimizde ise bu tarz tarih yazıcılığında tarihi olaylar tek bir sebebe dayandırılmaz arkadaşlar. Dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınır. Aynı zamanda e, araştırma yapıldığından dolayı olayların gelişimi, yeri ve zamanı, sebep ve sonuçları e, incelenir, yazılır arkadaşlar. Kronik tarih yazıcılığına baktığımızda ise olayları oluş sırasına göre inceler. Kronoloji gibi düşünebilirsiniz. Yorum yok, neden ve sonuç ilişkisi yoktur. Peki sosyal tarih yazıcılığı nedir? Öğretici tarihin duygusal yönlerine yer verilmez burada. Öğüt ve nasihat yoktur arkadaşlar. E, bu tür yazım şeklinde olayların neden ve sonuçları somut esaslara dayandırılır. Dolayısıyla bu şekilde de bir sosyal tarih yazıcılığı ortaya çıkar. Bir de tarihe yardımcı bazı bilim dalları vardı. Birçoğunu biliyorsunuz tabii ki ama bazılarını karıştırıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben yine de hepsine yer vermek istedim. Coğrafya yer bilimiydi zaten biliyoruz. Arkeoloji kazı bilimiydi. Özellikle tarih öncesi dönemler tabii ki inceleniyordu. Antropoloji ırk bilimiydi. Etnografya kültür bilimiydi. Paleografya yazı bilimiydi. Nümüzmetik yani meskukat olarak da karşımıza gelebilir. Para bilimiydi. Diplomasi Belgeleri inceleyen bilim dalıydı. Sosyoloji toplum bilimiydi. Kronoloji takvim ya da zaman bilimiydi. Filoloji fil, dil diyorduk. Dil bilimiydi. Herhalde arma bilimiydi. Sicilografya ise mühür bilimiydi arkadaşlar. O yüzden unutmuyoruz. Bunlar önemli. Her yıl bunlarla alakalı sorular karşımıza geliyor zaten. Bir de buraya eklememişim arkadaşlar epigrafi var. O da kitabe bilimi. Bunu da unutmayalım. Peki Vakanüvis kelimesinin e, tanımına bakalım. Osmanlı İmparatorluğu döneminde zamanın olaylarını saptayıp tarihe geçirmekle görevli olan devlet tarihçilerine Vakanüvis deniliyordu. Peki bir de bazı kavramlar var. Bazen paragraflar içerisine geçiyor. Anlamını bilmediğiniz için paragrafın tamamını anlamakta zorluk çekiyorsunuz. O yüzden bunları da ekledim. Diokranizm, tarihsel olay ve olguların zaman içerisinde değişimini incelemek demek. Historizm, nesne ve olayların tarihsel şartlara bağlı olarak ortaya çıkması ve zamanla gelişmesi, senkronizm eş zamanlı ele alma, anakronizm değişik çağları birbirine karıştırma. Mesela Fatih'in papayla telefonla görüştürülmesi değil mi bu olabilecek bir durum değil. E, anakronizm yapılmış burada zamanlar birbirine karıştırılmış. Ahistorik ise incelenen olay ya da nesnenin sanki hiçbir tarihi yokmuş gibi tarihsel temele dayandırılmadan açıklaması demektir. Bir takım yönetim biçimleri vardı. Bunları da yine karıştırıyorduk arkadaşlar. Nelerdi bunlar? Monarşi. Siyasal gücün tek bir kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimiydi. Aristokrasi devlet yönetiminin soylular elinde bulunduğu düzendi. Cumhuriyeti biliyorsunuz, devleti yönetenlerin seçimle iş başına geldiği siyasi rejimdi. İmparatorluk, kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi, yani çok uluslu olan devletler imparatorluktur. Tiranlık, var olan yönetimi devirip zorla ile geçirilen zorba bir yönetim biçimidir arkadaşlar ve demokrasi de halkın iradesinin ülke yönetimine yansımasıdır. Bununla alakalı da bir videom var, izleyebilirsiniz özellikle. Orta çağda bilinmesi gereken kavramlar diye bir video yapmıştım. Daha ayrıntılı. Eğer burada eksikleriniz varsa o videoyu da izleyebilirsiniz. Sonrasında bir takım kavramlar daha vardı. Özellikle ticari mekanlarla alakalı. Karum. Asurlu tüccarların toplandığı semtler olan karumlar şehrin hemen dışında ticari işlerin görüldüğü yerde arkadaşlar. Agora. Şehir devletlerinde ticari faaliyetlerin yapıldığı yer olup kent meydanı, çarşı, pazar yeri anlamına gelmekteydi. Aras'ta Aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir arada bulunduğu çarşılar da arkadaşlar. Han kervanların ve yolcuların konakladığı yapılardı. Ribat sınır bölgelerinde kurulan askeri amaçlı gözetleme merkezleriydi. Zamanla ne olacaktı? Ticari merkez haline gelecekti. Bunun sebebi nedir? Sınırlar genişliyor ve ribatlar içeride kalıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla kervansaray gibi kullanılmaya başlanacak ileriye, ilerleyen zamanlarda. Kervansaray ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleri zaten biliyoruz. Bedesten de kapalı çarşı demekti. Çeşitli eşyalar özellikle değerli eşyalar ve destenlerde satılırdı. Peki bir de vassal kavramı vardı. Avrupa'da feodal sistemde derebeğine hizmetleri karşılığında kendisine toprak ve köylü tahsis edilen kişi vasaldı arkadaşlar. Süzeren de halkın himayesi altına girdiği kişilerdi. Dolayısıyla bu iki kavramda yine paragraflarda karşımıza gelince karıştırabiliyoruz. O yüzden eklemek istedim. Skolastik düşünce neydi peki? Düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece kilisenin dediklerini doğru kabul eden düşünce sistemi arkadaşlar. Kilise ne derse doğru olarak kabul ediliyor ve hiçbir şekilde hiçbir şey düşünülmüyor. Böylece zaten akıl ve bilim de ilerlememiş oluyor. Skolastik düşüncenin yıkılmasıyla birlikte zaten insanlar aydınlanma çağını yaşayacaklar. Eski Türk toplumlarında bazı sosyal yapılar vardı. Bunları da bazen karıştırıyorsunuz diye yine eklemek istedim notlar arasına. Bunlar nelerdi? Oguş ne demekti? Aile demekti. Bakın en küçük birimdi. Ailelerin birleşmesiyle birlikte uruk oluşuyordu arkadaşlar. Ardından boy oluşuyordu. E, aileler birliğinin de birleşmesiyle. Sonrasında boylar birleşiyordu, budun yani millet oluşuyordu. Bodun olarak da geçer ve en sonunda e, bu milletin içerisinde bir devlet oluşmuş oluyordu. Devlet il ya da el olarak karşımıza çıkıyordu. Hükümdarlık sembolleri vardı. Bunlar neydi? Taht, davul, ota, kotuz, tu ve yaydı arkadaşlar. Peki ok hükümdarlık sembolü müydü? Hayır, değildi. Neden? Çünkü ok birçok arkadaşlar. Çok fazla ok var fırlatıyorsun atıyorsun ya. O yüzden onu bir hükümdarlık sembolü olarak görmemişler ve kabul etmemişler. Bazen kafa karışıklığı olsun diye oku da hükümdarlık sembolü olarak sorabiliyorlar. Ancak değildir. E, bu kabul edilmez diyoruz. Peki koloni neydi? Bir devletin siyasi, ekonomik veya sosyal nedenlerle kendi sınırları dışında ele geçirip yönettiği topraklara ya da ülkeye koloni adı verilmekteydi. Peki Talas Savaşı ile birlikte Türkler İslamiyet'i kabul ediyordu. Ancak Gök Tanrı ve İslamiyet arasında tabii ki benzerlikler vardı. Türkler bu sayede İslamiyet'i kolay bir şekilde kabul ediyordu. Bu benzerlikler neydi bununla alakalı bazen sorular karşımıza gelebiliyor. Gök Tanrı inancında da tek Tanrı inanışı var. İslamiyet'te de biliyorsunuz Allah inancı var. Tek bir yaratıcı olduğuna inanılır. Türk töresinde yalan, hırsızlık yasaktı. Zaten İslamiyet'te de aynı şekilde bunlar yasaktı. Ölümden sonraki yaşama inanıyorlardı. Bir ahiret inancı gök tanrıda da vardı. Uçma ya da tamu diyorlardı arkadaşlar. Cennet ya da cehennem. Ee, İslamiyet'te de zaten bu inanç var biliyorsunuz ki. Temizliğe yine önem veriliyordu. İslamiyet'te de temizlik imandan gelir ilkesi var biliyorsunuz ki. Hoşgörü, sınıf ayrımı aynı şekilde yok kesinlikle, vatan sevgisi var, e, cihan hakimiyeti, ülküsü, gaza ve cihat anlayışıyla benzerlik gösteriyordu. Cihan hakimiyetinde de biliyorsunuz ki tüm dünyaya hakim olma düşüncesi var. Aynı şekilde gaza ve cihatta da İslam'ı tüm dünyaya yayma düşüncesi var. Dolayısıyla bu benzerlikten dolayı Türkler İslamiyeti kolay bir şekilde kabul edebilmişti. Karahanlılar İslamiyeti kabul etmiş olan bir devletti biliyorsunuz ki ilk devlet değil yalnız ilk devlet İtil Bulgarları biliyorsunuz ki karıştırmayalım. Eee Karahanlılar güçlü oldukları için de karşımıza özellikle İslamiyetle çıkacak zaten. Ee, İslamiyeti kabul etmelerine rağmen Karahanlılar milli benliklerini kaybetmiyor. Bunun sebeplerini arkadaşlar Türkçe'yi resmi dil olarak ilan ediyorlar. Arap alfabesini kullanmıyorlar. Uygur alfabesini kullanıyorlar ve ilk Türk devletine ait yönetim geleneklerini devam ettiriyorlar. İkili teşkilat, kutu inancı ve boylar federasyonu gibi. Bir takım divanlar vardı arkadaşlar. Onları da tekrar edelim. Çok karıştırılıyor. Divanı saltanat neydi? Devlet işlerinin yürütüldüğü büyük divandı. Divanı mezalim. Zulme uğrayan halkın şikayetlerinin dinlendiği divandı arkadaşlar. Başkanı doğrudan sultan oluyordu. Divanı istifa mali işlerle ilgilenen divandı. Başkanına müstevfi adını veriliyordu. Divanı Tuğra'ya geldiğimizde devletin iç ve dış yazışmalarına bakıyordu. Başkana Tuğra'yı adı verilmişti. Divanı işraf ise askeri ve hukuki işler dışında devleti denetliyordu arkadaşlar ve başkana müşrif adı veriliyordu. Divanı arza geldiğimizde askerlik işlerinden sorumlu olan divanda ve ordunun ihtiyaçları ve maaşlarından sorumlu başkanına da emiri arz adı verilmişti. Otrar faciası olarak bilinen savaş Moğollar ile Harzemşahlar arasında olmuştu arkadaşlar. Timur İmparatorluğunda savaşlarda yararlık gösteren kişilere Suyurgal denilen topraklar verilmişti. Hüseyin Baykara, Ali Şir Ali Kuşçu gibi bilim adamları bu dönemde yaşamıştı ve Timur'un da torunu olan Ulu Bey kendi adına Semerkant'ta kurduğu Rasathanede Ali Kuşçu ile birlikte önemli çalışmalar yapmıştı. Beyliklerin bıraktığı bazı eserlerde sorular sorularda karşımıza geliyor. Saltukların bıraktığı eserlere bakalım. Kale cami, Tepsi Minare, Ulu Cami, Üç kümbetler, Mama Hatun Kervansaray ve türbesi, Mecingert Kalesi arkadaşlar. Mengüceklerin bıraktığı önemli eserler Divriği Kalesi, Divriği Kale Camii, Divriği Ulu Cami, Divriği Darüşşifa, Divriği Sitte Melik Türbesi. Kamerettin Türbesi, Nurettin Salih Türbesi arkadaşlar. Danışmentlerin bıraktığı önemli eserler. Kayseri Ulu Cami, Niksar Ulu Cami, Kayseri Kölük Cami, Kayseri Kölük Medreseleri, Amasya Halifet Gazi Türbesi, Niksar Melik Gazi Türbesi ve Tokat Niksar Yağı Basan Medresesi en önemlisi arkadaşlar karşımıza gelebilir. Artukların bıraktığı önemli eserlere baktığımızda ise Malabadi Köprüsü en önemlilerinden biri, Hatuniye Medresesi, Koçhisar Ulu Cami, Muzafferiye Medresesi, Semanin Medresesi, Şehidiye Medresesi, Hüsamiye Medresesi, Hamurban Köprüsü, Anbarçayı Köprüsü. Peki Anadolu'daki ilk kervansarayı kim yaptırdı? İkinci Kılıçarsan arkadaşlar onun döneminde Alayhan adıyla kervansaray Kayseri Aksaray'da yapılmıştı. Birinci Gayasettin Keyhüsrev döneminde de yapılan bazı çalışmalar var. Anadolu Selçuklu dönemine ait ilk medrese olan Kayseri'deki Koca Hasan Medresesi bu dönemde yapılmıştı. O yüzden unutmayalım. Aynı şekilde Anadolu'daki ilk hastane olarak bilinen Gevhernesi ve Darüşşifası da yine 1. Gıyasettin Heyhüsrev döneminde yapılmıştı. İzzettin Keykavus döneminde donanmaya ve ticarete önem verilmişti. Bu doğrultuda da Sinop'ta Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk tersanesi kurulmuştu arkadaşlar. Bu ilkler karşımıza gelebilir unutmayalım lütfen. Osmanlı Devleti ile alakalı da bazı notlarımız var. Tabii ki Osman Bey döneminde neler yapıldı? İlk Osmanlı parası bakırdan basılacak arkadaşlar. Mangır adı verilecek. İlk Osmanlı vergisi konacak. Bac vergisi denilecek. Orhan Bey dönemindeki olaylar ise Bursa fethedilecek ve Osmanlı'nın başkenti haline getirilecek. Karesi Osmanlı egemenliğini alınacak arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan ilk beylik olacak. Rumeli'de ilk fetih gerçekleşecek. Çin Pekalesi alınacak. İlk Osmanlı medresesi İznik'te açılacak. Divan teşkilatı kurulacak. İlk düzenli ordu yani yaya ve müsellemler oluşturulacak. Ve ilk gümüş para bastırılacak arkadaşlar. 1. Murat dönemi olaylarına baktığımızda ise Edirne başkent olacak, Edirne fethedilecek. Avrupa yakasında ilk başkent olan Edirne'dir. Bunu da unutmayalım. Sırpsın'da savaşıyla Haçlılar yenilgiye uğratılacak. 1. Kosova Savaşı'nda Haçlılar yenilgiye uğratılacak yine ve Balkanlardaki fetihler kalıcı hale gelmiş olacak. İskan politikası yani İskan neydi? Yerleştirme politikası olacaktı arkadaşlar. Türkmenler Balkan topraklarına yerleştirilecekti. Buradaki amaç Balkan topraklarını Türkleştirmekti. Kapıkulu ocağı kurulacak ve ilk kez defterdar ataması yapılacak. E, şimdi de e, Osmanlı ordusuyla alakalı kısa bir özet geçelim. Padişahlardan yine devam edeceğiz. Osmanlı ordusu biliyorsunuz ki kara ve deniz kuvvetleri olarak ayrılmıştı. E, Kapıkulu ocağımız vardı. Yardımcı kuvvetler vardı ve eyalet askerleri vardı arkadaşlar. Bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Kapıkulu ocağı içerisinde yer alanlar. Acemi olanlar, Piyadeler kısmını söylüyorum şu anda. Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, top arabacıları, lağımcı ocağı ve humbaracı ocağıydı. Süvariler ise sağ ve sol ulufeciler, sağ ve sol garipler, silahtar ve sipahiler. Sonrasında eyalet askerlerini inceleyelim arkadaşlar. Geri hizmet kıtaları yayalar ve müsellemlerdi. Öncü kuvvetler akıncılar, deliler, beşliler ve gönüllülerdi. Ve kale kuvvetleri ise azaplardı. Bunları da birbirini lütfen karıştırmamaya çalışalım. Eğer eksik olduğumuzu düşünüyorsak tekrar tekrar okuyalım arkadaşlar. Birinci Bayezid'le devam edelim. Anadolu yani güzelce Hisarı yaptıracak. ilk kez Anadolu Türk Birliği sağlanacak arkadaşlar büyük oranda. Nibolu Savaşı'nda Haçlılar yenilmiş ve Bizans Osmanlı'ya vergi ödemeyi kabul etmiştir. Osmanlı ordusu Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusuna yenilecek arkadaşlar ve Fetret Devri başlayacak 1. Bayezid döneminde. Fetret devrinde şöyle önemli bir not var arkadaşlar unutmamamız gereken. Fetret devrinde Balkanlarda toprak kaybı yaşanmayacak. Bunun sebebi ise Osmanlı Devleti'nde uygulanan bir istimalet politikası vardı. Yani hoşgörü politikası arkadaşlar. E bu yüzden... Hristiyan halka din ve vicdan özgürlüğü tanındığından dolayı Fetret devrinde Balkanlarda bir toprak kaybı yaşanmamış olacak. Ve tabii ki yaşanan Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk Birliği bozulacak arkadaşlar. Timur Anadolu beylerine topraklarını geri verecek. Dolayısıyla Bayezid'in kurmuş olduğu bu düzen bozulmuş olacak. 1. Mehmet ya da Çelebi Mehmet ise Ankara Savaşı'ndan sonra bozulan devlet otoritesini yeniden sağlayacak olan kişidir. Bu yüzden de ona devletin ikinci kurucusu denilmiştir arkadaşlar. Yani devletin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah kimdir diye sorulduğunda 1. Mehmet ya da Çelebi Mehmet diyeceğiz. Şeyh Bedrettin isyanı bastırılacak. Venediklerle ilk deniz savaşı yapılacak fakat kaybedilecek. İkinci Murat dönemindeki en önemli olaylardan biri ise İkinci Kosova Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazanacak ve bu savaşın kazanılmasıyla birlikte Türklerin Balkanlardan atılamayacağı kesin olarak anlaşılmış olacak. Yavuz Sultan Selim döneminde Safevilerle Çaldıran Savaşı yapılacak arkadaşlar ve kazanılacak. Böylece Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girecek. Ardından bir turna dağ savaşı gerçekleştirilecek ve Dulkadiroğulları Beyliği de ortadan kaldırılacak yine aynı dönemde. Ramazanoğulları Beyliği'nin de Osmanlı otoritesine itaat etmesiyle Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak Yavuz Sultan Selim döneminde sağlanmış olacak. Kanuni zaten biliyorsunuz aslında ama Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalan padişah Kanuni'dir arkadaşlar. Osmanlı tarihinde en kısa süre tahta kalan padişah ise 5. Murat'tır. Sadece 93 gün tahta kalmıştır. Tabii ki bu kadar uzun yıllar tahta kaldığı için elbette bir takım e, isyanlar da bu dönemde e, var olacak arkadaşlar. Çünkü neredeyse 50 yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Bu yıllar içerisinde bazı isyanlar ortaya çıkacak kanuni döneminde. Bakalım Canberdi Gazali isyanı Memlük komutanlarından Canberdi Gazali Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için ayaklanacak ve isyan kısa sürede bastırılacak. Ahmet Paşa isyanı ise geleneklere göre sadrazam olması gereken kişiler arkadaşlar Ahmet Paşa'ydı. Ancak onun yerine İbrahim A ya da İbrahim Paşa e, ne olacak? Sadrazam olacak ve Ahmet Paşa bundan rahatsız olup e, isyan çıkaracak arkadaşlar. Mısır valiliğine gönderildiğinde orada isyan çıkaracak. Kalender Çelebi isyanı ise tımarlarının elinden alınmasını bahane eden Kalender Çelebi sipahileriyle birlikte ayaklanacak. E, tımarı geri verilerek isyan bastırılacak. Baba Zünn'ün isyanı ise vergi sorunu yüzünden çıktığı için bu isyan ekonomik karakterli bir isyan olarak karşımıza çıkacak. Yozgat'ta bozuklu bir boy beyi olan Baba Zünn'ün tarafından çıkarılan bu isyan kısa sürede yine kontrol altına alınacak arkadaşlar. 1526 yılına geldiğimizde ise yine Kanuni döneminde Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşecek arkadaşlar ve 2 saat gibi çok kısa bir sürede Macarlar mağlup edilecek. 1576 yılında Vaduz S Savaşı gerçekleşecek ve Fas Osmanlı egemenliğine girecek. Yeniçeri ocağını kaldırmaya düşünen bir padişahımız var arkadaşlar Genç Osman. Bu düşüncesi nedeniyle Yeniçeriler tarafından katledilecek. Yeniçeri ocağını kaldırmaya yönelik olan ilk adım atan padişah da Genç Osman'dır. 4. yani Avcı Mehmet döneminde de ayaklanan Yeniçeriler sıkıntıların sorumlusu olduğunu düşündükleri 36 devlet adamını idam etmek isteyecekler arkadaşlar. Ve o devlet adamları idam edilecek. Öldürülen devlet adamları çınar ağaçlarına asılacak. Ve Osmanlı tarihinde bu olay çınar olayı ya da vakayı vakvaki olarak geçecek. Millet sistemi kavramını da bazen karıştırdığınızı görüyorum sorularda. Millet sistemi dediğimiz şey Osmanlı devletinin adalet ve hoşgörü politikasına dayanan Müslüman olsun ya da gayrimüslim olsun tüm halkın Osmanlı sayılması demektir ve insanları Müslüman ve gayrimüslim olarak sadece ayırıyorlar arkadaşlar. Yani insanın ırkı ile ilgilenmiyorlar. Türk, Yunan falan vesaire fark etmiyor. Sadece Müslüman ya da gayrimüslim diyorlar. Yani bu insan Türk, bu, ismi, bu insan Ermeni, bu insan Yunan gibi bir e, kelime kullanmadan herkese Osmanlı olarak kabul ederek Müslüman ya da gayrimüslim diye nitelendiriyorlar. 3. Murat döneminde İran'la imzalanan bir Ferhat Paşa anlaşması var arkadaşlar. Bu anlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşacak. Yine 3. Mehmet dönemi yine değil. 3. Mehmet dönemine geldiğimizde ise Avusturya ile yapılan Haçova Savaşı kazanılacak ve Haçova Savaşı Osmanlı Devleti'nin batıda kazandığı son meydan savaşı olacak. 1. Ahmet döneminde Avusturya ile bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmanın adı Zit ve Torok anlaşması arkadaşlar. E, bu anlaşmayla birlikte Avusturya Arşidükü yani prensi ile Osmanlı Padişahı denk hale gelecek. Bundan önce ne vardı arkadaşlar? E, Avusturya'nın Prensi ile Osmanlı'nın sadrazamı E, İbrahim Paşa Anlaşması ya da İstanbul Anlaşması olarak geçen anlaşmada kanuni döneminde. 1. Ahmet dönemine geldiğimizde ise onların prensi ile Osmanlı Devleti'nin padişahı denk hale gelmiş oldu ve Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki üstünlüğü son buldu. Vasvar Anlaşması ile Osmanlı son kez Avusturya'dan savaş tazminatı alacak. 4. Murat dönemine geldiğimizde ise Revan ve Bağdat seferleri düzenlenecek. Bu seferler sonucunda Osmanlı Devleti ve İran arasında Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşma bugünkü İran sınırımızı da belirleyen anlaşma olacak diyelim. 4. Mehmet döneminde ise Lehistan ile yapılan mücadeleler sonucunda Bucaş Anlaşması imzalanacak arkadaşlar. Bucaş Anlaşması ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşacak. Yine Genç Osman'la alakalı bir notumuz daha arkadaşlar. Genç Osman şeyhül İslam'ın fetva vermek dışındaki tüm yetkilerini elinden alacak ve ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasını engellemeye çalışacak ve ilk kez saray dışından evlilik yapacak arkadaşlar. Buradaki amacı da saray kadınlarının etkinliğini azaltmaktı. Köprülü Mehmet Paşa'ya geldiğimizde ise yine 4. Mehmet'le alakalı bir notumuz. 4. Mehmet dönemi sadrazamlarından biri. Sadrazamla koşullu yani şartlı olarak gelmişti. Bazı şartlar koşmuştu. Bu şartlar şunlardı arkadaşlar. Saray devlet işlerine karışmayacak. Devlet işleriyle ilgili sunacağı her türlü teklif kabul edilecek. Memurların istediği şekilde atayabilecek arkadaşlar ve kendisi hakkında şikayet verilirse cezalandırılmayacak. Bu şekilde şartlar sunarak sadrazamlığa getirilmiş olan kişi Köprülü Mehmet Paşa'dır. Osmanlı Sarayı'nın bazı bölümleri vardı. Bunları da hatırlayalım. Bürün, Osmanlı Sarayı'nın birinci ve ikinci yer denilen meydanlarındaki müesseselerini ifade eden bir tabirdi. Enderun Osmanlılar'da idari ve askeri kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumuydu. Harem ise Osmanlı Saray Teşkilatı'nda haremi hümayun tabiri hem haremi hem de Enderun'u içine alıyordu arkadaşlar. Enderun Padişah saray ve devlet hizmetinde bulunacak erkeklerin harem ise kadınların yetiştirilmesi için bir eğitim kurumudur aslında diyebiliriz. Arkadaşlar, Grek ve Dacia projeleri de sorularda karşımıza gelebiliyor. Grek projesinde Türkler Avrupa'dan atılacak ve İstanbul merkez olmak üzere bir Grek devleti kurulacak. Yani Yunan devletinden bahsediyoruz aslında. Grek projesi Doğu sisteminin en büyük projesi olarak da adlandırılıyor. Dacia projesi ise bu projeye göre de Osmanlı devletinin Balkanlardaki topraklarında Dacia adında Rusya ve Avusturya'ya bağlı bir devlet kurulacaktı. İkinci Mahmut dönemi ile alakalı bir notumuz var. Burada Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine heyeti vukala oluşturulacak arkadaşlar. Sadrazam yerine baş vekalet, yerine hariciye nezareti, Şeyhülislam yerine babu meşihat, Sadaret-i Kütüdas yerine ise dahiliye nezaret ailesi kurulacak 2. Mahmut döneminde. Anadolu'dan İstanbul'a gelecek kişiler için bir e, kağıt, bir belge lazımdı arkadaşlar. Mürur tezkeresi adı veriliyordu. Peki bu tezkere ne demekti? Osmanlı Devleti'nde ülke içinde seyahat etmek ve özellikle tabii ki İstanbul'a gitmek için alınan izin ve geçiş belgesiydi. Yani İstanbul'a her isteyen giremiyordu. Elinde mürur tezkeresi olmak zorundaydı. Tanzimat Fermanı'ndan da kısaca bahsedelim. Tanzimat Fermanı Gülhane Parkı'nda belgenin mimarı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunacak arkadaşlar. Bu yüzden Gülhane Hattı Hümayunu olarak da isimlendirilmiştir. Özellikleri neydi? Osmanlı Devleti ilk kez hukukun üstünlüğünü kabul etmişti. Osmanlı Devleti ilk kez anayasal sisteme geçmişti. Padişahın yetkileri ilk kez yasayla sınırlandırılmıştı. Müslüman ve gayrimüslim halkın eşit olması amaçlanmıştı Islahat fermanı vardı 1856 tarihine geldiğimizde yine aynı Padişah döneminde Sultan Abdülmecit döneminde arkadaşlar ilan edilecek yani Tanzimat ve ıslahat Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir fermanı Ali Paşa hazırlamıştır Islahat fermanını diyoruz Abdülaziz dönemine geldiğimizde ise Şurayı Devlet kuracak arkadaşlar günümüz Danıştay'ı. Divanı Muhasebat kuracak arkadaşlar günümüz Sayıştay'ı. Divanı Ahkam Adliye kuracak ve günümüz Yargıtay'ı. Abdülaziz döneminde basın ve yayınla alakalı bazı önemli notlarımız var. Terakki Muhadderat ilk kadın dergisidir arkadaşlar. Fatma Aliye tarafından çıkarılmıştır. Diyojen, Teodor Kasab'ın ilk mizah dergisidir. Celide-i Mahakim, hukuk gazetesidir. Hadika, Türkiye'nin tarihinde sansür uygulanan ilk gazetedir. Not diyoruz, notumuz var. İlk kez basına sansür uygulayan padişah Abdülaziz olacak. 31 Mart olayından da bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de meşrutiyet vardı. Meşruti yönetime geçiş vardı. Meşrutiyette ne vardı peki? Meclis artı padişah vardı. Meclis artı padişah varsa biz bu yönetime meşrutiyet diyorduk. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra bu yönetimi istemeyen bir grup oluştu arkadaşlar. Volkan gazetesi yazarı Derviş Vahdeti öncülüğünde İstanbul'da bir ayaklanma başlatacaklar. Bu ayaklanmayı hareket ordusu bastıracak ve bu ordunun içerisinde Mustafa Kemal de yer alacak arkadaşlar. 31 Mart olayı Türk tarihinde rejime yani yönetim şekline karşı çıkan ilk isyan olarak tarihe geçmiş olacak. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engellemek amacıyla bir takım fikir akımları ortaya atılmıştı. Bunlardan biri batıcılıktı. İsminden aslında anlayabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun tek yolunun çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir millet ve devlet haline gelmesi olduğunu savunan, batının örnek alınması gerektiğini savunan fikir akımıydı. Osmanlıcılık ise Osmanlı Devleti içindeki tüm milletlerin bir Osmanlı duygusu ile Osmanlı milleti haline getirilmesini savunan fikir akımıydı. Türk Türkçülük Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi ve millet anlayışı içinde birleştirmeyi amaçlayan bir fikir akımıydı. İslamcılık ya da ümmetçilik ise devletin parçalanması karşısında Müslüman olan bütün milletleri bir arada tutmaya çalışan fikir akımıydı. Peki, 1. Dünya Savaşı'ndaki cephelerden de kısaca bahsedelim arkadaşlar. Saldırı, savunma ve yardım cepheleri vardı. Saldırı yani taarruz cepheleri Kanal ve Kafkas cepheleriydi. Savunma cepheleri Suriye-Filistin, Çanakkale, Irak-Basra, Hicaz-Yemen. Yardım gönderdiğimiz cepheleri ise Makedonya, Galicia ve Romanya'ydı. Şurada küçük bir notumuz daha var. Taarruz cepheleri K harfi ile başlıyor. İkisi de Kanal ve Kafkas. Yardım cepheleri ise yardımın ya'sı ile bitiyor arkadaşlar. Ya, ya, ya diye bitiyor. Diğerleri de zaten savunma cepheleridir diyoruz. Misak-ı milli kararlarından da bahsedelim arkadaşlar. Misak-ı milli biliyorsunuz ki milli ant demekti. E, ve misak-ı milli de e, özellikle... Sınırlardan bahsedilmişti. Zaten şu şekilde başlıklardan da Kara Borsa diye bir kodlama yapabiliriz. Kapitülasyonlar kaldırılacaktı arkadaşlar misak milli kararlarına göre. Kapitülasyonlar neydi? Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan her türlü ayrıcalıktı. Boğazlar konusunda taviz verilmeyecekti. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği için her türlü tehlikeden uzak olunması gerekiyordu. Bu yüzden de boğazlar konusunda taviz verilmeyecekti. Osmanlı borçları konusunda da ancak Türkiye kendi payına düşeni ödeyecekti. Referandum yapılacaktı arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum ve Arap memleketleri için aynı zamanda Batı Trakya içinde. Sorularda bazen Batı Trakya yerine Doğu Trakya yazıyorlar arkadaşlar ve kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. Referandum yapılan nokta Batı Trakya'dır. Sınırlar konusunda milli sınırlar bir bütündür bölünemez ilkesi yer alıyordu ve azınlıklar hakkında ise azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Türk ve Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edilecekti. Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerden de bahsedelim tabii ki kısaca. Batı cephesi vardı arkadaşlar. Burada Yunanlarla mücadele edilmişti. Mücadele önce Kuvayi Milliye Birlikleri ve sonrasında düzenli orduya geçişle yani biz Batı cephesinde düzenli ordunun varlığını ifade edebiliriz. Burada sadece e, Kütahya-Eskişehir savaşlarında başarısız olunmuştur. Onun dışında kalan bütün savaşlarda başarı elde edilmiştir. Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele edilmiş ve gümrü anlaşması yapılmıştır. Ve bu mücadelede de yine bir düzenli düzenli ordudan bahsedebiliyoruz. Ancak Osmanlı devletinden kalan 15. Kol orduyla bir mücadele söz konusu arkadaşlar. Kazım Karabekir'in öncülüğünde Batı cephesindeki düzenli ordu TBMM tarafından oluşturulmuş olan düzenli ordu, Doğu cephesindeki düzenli ordu ise Osmanlı devletinden kalan düzenli ordu. Ancak Güney cephesinde düzenli bir ordu. Yok arkadaşlar Fransızlarla ve Ermenilerle mücadele ediliyor ve mücadele Kuvay Milli Birlikleri tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla Güney Cephesi'nde biz düzenli ordunun olmadığını ifade edebiliriz. Atatürk dönemine geldiğimizde yapılan bazı inkılaplardan da bahsetmemiz gerekiyor. Hangi inkılap hangi alanla alakalı tarzında sorular karşımıza gelebiliyor. Siyasi alanda yapılan inkılaplar, TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması, Ankara'nın başkent olması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve kadınlara siyasi hakların verilmesi. Eğitim ve kültür alanında tevhid-i tedrisat kanunu çıkarılacak arkadaşlar. Marif vekaleti kurulacak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı. Millet mektepleri açılacak. Okuma yazmanın öğrenilebilmesi için halk evleri açılacak. Türk Tarih Türk Dil Kurumları oluşturulacak ve üniversitelerde reform yapılacak. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. Anayasaların kabul edilmesi var değil mi? 1921 ve 1924 anayasaları. 1928 yılında anayasadan devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarılacak arkadaşlar. Medeni kanun kabul edilecek. Ceza kanunu, borçlar kanunu, ticaret kanunu, icra ve iflas kanunu kabul edilecek. Toplumsal ya da sosyal alanda yapılan inkılaplardan bahsedelim. Şapka kanunu, tekke ve zaviyelerin kapatılması, miladi takvimin kabul edilmesi, uluslararası saatlerin kabul edilmesi, uluslararası rakamların kabul edilmesi, kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi, ölçü ve tartı bilimlerinin değiştirilmesi, soyadı kanunu ve hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması. Ekonomi alanında yapılan inkılaplara baktığımızda ise İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, İş Bankası'nın kurulması, aşar vergisinin kaldırılması, Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması neydi? Denizcilik alanı da, özellikle zaten Türklere ayrıcalıkların tanınmasıydı. teşvik Sanayi yani Sanayi Teşvik Kanunu, Merkez Bankası'nın kurulması, Sümer Bank'ın kurulması, Maden Tetkik Arama, Enstitüsü'nün kurulması, Eti Bank'ın kurulması, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması, 1. 5 yıllık kalkınma planı ve 2. 5 yıllık kalkınma planı. 2. 5 yıllık kalkınma planı uygulanamayacak arkadaşlar. Çünkü 2. Dünya Savaşı çıkacak ama plan yapılmıştır. Bu da ekonomik alanda yapılan bir inkılaptır. Ve tabii ki çok partili hayata geçişten de kısaca bahsetmemiz gerekiyor. E, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulacak arkadaşlar. Başkanlığını Kazım Karabekir yapacak ve kurucularını karar olarak kodlayabiliriz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bere, Adnan Adıvar, Row for Forbay arkadaşlar. Ee, bazen sorularda hangisi kurucusu değildir, kurucularından değildir tarzında sorular karşımıza gelebiliyor. ÖSYM de böyle soruları seviyor arkadaşlar. O yüzden unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci partisi ve ilk muhalefet partisiydi. İlk parti neydi onu eklemedim zaten biliyorsunuz diye. Cumhuriyet Halk Fırkası'ydı. Mustafa Kemal tarafından kurulmuştu. E, i̇kinci parti ve ilk muhalefet partisi de Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası olacak. Şöyle bir durum söz konusu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nda arkadaşlar Arkadaşlar ekonomide devletçilik modeli söz konusuydu. Teraki perver Cumhuriyet Fırkası ise serbest ekonomi yani liberalizm politikasını benimsemişti. Nasuri isyanı diye bir isyan var arkadaşlar unutulmaması gereken. 7 Ağustos 26 Eylül 1924 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan Hakkari ve çevresinde yaşayan Hristiyan bir grup olan Nasuriler tarafından çıkarılacak. Amaçları da bağımsızlıktır arkadaşlar. Şehzade isyanından da bahsedelim. Şehzade liderliğinde Diyarbakır'da çıkarılan bir isyan arkadaşlar, laik devlet anlayışını ve rejimi yıkmayı amaçlayan ilk isyandır diyebiliriz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan da bahsedelim arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal'in isteği ve desteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kurulacak arkadaşlar. Yine Atatürk'ün kendi isteğiyle kurulmuş olan aslında bir parti diyebiliriz. Ve 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulacak. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını fırsat bilen rejim karşıtı bir kesimde oluşacak arkadaşlar. Artan muhalefet havasında fırsat bilerek partinin içine sızmayı başaracaklar. Ve bu gelişme üzerine Ali Fethi Bey de rejim korumaktadır ve kötü bir olaya sebep olmamak adına partiyi feshedecek. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması rejim ve layık düzen karşıtlarını yeniden harekete geçirecek ve e, Nakşibendi Tarikatı mensubu olan Derviş Mehmet ve Laz İbrahim liderliğinde İzmir'de arkadaşlar Menemen olayı yaşanacak ve bu isyan Cumhuriyet rejimine bir layık düzene karşı çıkan ikinci isyan olacak. Lozan Barış Anlaşması'ndan da kısaca bahsedeyim biliyorsunuz. Çözümlenen ve çözümlenemeyen konular var. Türkiye'nin aleyhine ve lehine olan konular var. Bunlarla alakalı çok fazla soru karşımıza gelebiliyor. Türkiye'nin aleyhine çözülen konulara baktığımızda Adalar, Boğazlar, Patrikhane ve Hatay sorunu aleyhine çözümlendi. Lehine çözümlenenler ise azınlıklar, Ermeni yurdu, kapitülasyonlar, yabancı okullar, savaş tazminatı, Osmanlı borçları ve İstanbul'un boşaltılması çözümlenemeyen konular ise anlaşma sürecinde Musul sorunuydu ve tekrar gündeme gelecek olan konularsa Boğazlar, Patrikhane, yabancı okullar, Osmanlı borçları, nüfus mübadelesi, yani Suriye sınır ve Hatay ve Musul sorunu arkadaşlar. Nüfus mübadelesi ile alakalı bilmeniz gereken bir kavram var. O da etabli. E, etabli tarihte iki devlet arasında yaşanan bir sorunun adı. Yani Yunanistan ve Türkiye'nin arasındaki bir sorundur arkadaşlar. Bununla birlikte kelime anlamı da yerleşmiş, sakin anlamına geliyor. Yani etabli kelimesi Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler için kullanılıyordu. İstanbul içerisinde yaşayan Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler arkadaşlar etabli olarak isimlendiriliyordu. Nüfus mübadelesi sorunu olarak da etabli sorunu diye de isimlendirilebilir. Balkan Antantı'ndan bahsedelim arkadaşlar. Türkiye Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan arasında bir antanttır bu. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı süreçte İtalya'nın yayılmacı politikaları neticesinde bu devletler bir araya geliyorlar ve e, Türkiye özellikle batı sınırını korumak amacıyla Balkan Antantı'na katılmış oluyor. Akdeniz Paktı ise Doğu Akdeniz'deki yine İtalyan tehdidinin artması üzerine Ocak 1936'da yan yana gelen İngiltere ve Türkiye aynı zamanda Yugoslavya ve Yunanistan arasında anlaşma yapılıyor arkadaşlar karşılıklı güven anlaşması diyebiliriz Akdeniz Paktı oluşturuyor taraflar İtalya'nın bir tehdidi ve saldırısı halinde birbirlerine yardım edeceklerdi. Bir de Sadabat Paktımız var son olarak bahsedeceğimiz. Bu da Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında. Burada da İtalya Habeşistan'ı işgal ediyor arkadaşlar ve bu durum Türkiye'nin doğu sınırını tehdit ediyor. Türkiye doğu sınırını korumak amacıyla doğu komşularıyla Sadabat Paktını imzalıyor. Notlarımız bu kadardı. Kısa bir tekrar yapmış olduk. E, önemli noktalara değinmeye çalıştık arkadaşlar. Dediğim gibi geçen yıl yaptığım videoyu da güncelledim. Onu da tekrar izlerseniz çok faydalı olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Umarım mezuna kalmazsınız ama mezuna kalırsanız da yine bu yıl olduğu gibi bol bol deneme çözmeli bir yıl olacak. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.